Arkadaşlar merhaba. Bugün şurada lastiğimde şurada hafif bir yarık var. Sanırım cam kesmiş olabilir. Çok böyle az az hava kaçırıyor. Yani bir saatte tekeri sındırıyor öyle söyleyeyim. Araştırırken şöyle bir şeyle karşılaştım. Sıvı yama diye. Yama sütü falan diyorlar. Kullanım şeklini falan da şöyle göstereyim size. Okuyorsanız evet şöyle. Arkadaşlar bunu sivop kapağını açıp sivobu da içinden çıkarıp bunu döküyoruz ve yavaş yavaş tekeri çeviriyoruz. Ben çevirebilmek için şöyle bir düzenek kurdum. Ve bilhassa bu delik olan yere denk getirmeye çalışacağım tekeri çevirirken. Bakacağız bakalım kaçağı önleyecek mi? Bunun denemesini yapacağız. Bunu 6 liraya aldım arkadaşlar. İnşallah yapar. Şimdi şuradaki sivop kapağını sökmemiz lazım. Tabii bu sivopu içinden çıkarmak için de arkadaşlar şöyle özellikli kapaklardan olması lazım ki içindeki sivopu çıkarabilelim. Ayrıca arkadaşlar janta oturmuş olsun lastiğiniz. Yani bir defa şöyle bir bol bir hava basın ki bu dubleks lastik yanlara otursun. Sıvı yanlardan akmasın diye. Bunu yavaşça şimdi içindeki sivopu şöyle evet şimdi gevşemeye başladı. Evet çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Bunu şunu sandalyenin üzerine koyalım. Şimdi sıvıyı güzelce çalkaladım ben. Şöyle sivopu göstersen şuradan. Hatta ben bunu bir saniye indireyim şöyle yere. Bunu güzelce çalkaladık arkadaşlar. Şöyle bir şey var zaten. Şunu. Evet. İçini tamamen boşaltıyorum arkadaşlar. Zaten motosiklet lastiği için 60 gram falan demişler. Bu da 80 gram civarında. Sivobu hemen takıyoruz geri. Sıkalım. Evet. Şimdi arkadaşlar yarık neredeydi bizim? Şurada. Şöyle yarığın olduğu yer. Şöyle işaretledim ben ıslatarak. Bilhassa o bölgeye gelsin biraz. Şöyle ileri geri yaparak da. Şimdi etrafı da çevirdik. Şu şeyi yere bir daha getireyim. Beklesin. Buna şimdi biraz hava basacağım. Bekle. Buzdolabı motorumla yaptığımız kompresörümüz. Sivop nereye? Diğer prizi sokuyorum. Islattığımız yer şuraydı değil mi? Hah, şey buraya gelsin sıvı. Şu an lastiği hava basıyor. Çok hava basmadan, yani şu an zaten bayağı bastı aslında da. Şöyle olduğu yerde çeviriyorum biraz. Bu janttaki kaçaklara da çok iyi geliyormuş. Arabalar için şeyin üzerine yazdığı 120 mg civarında diyor. Yani 2 paket falan kullanırsa olur. Şunu tekrar şu ıslak yer nereydi bizim? Şurasıydı.
Şunu silelim. Şöyle belli olsun yerimizde. Şöyle kontrol edeyim tekrar. Bir arka yer neredeydi? Islak yere bakaraktan. Yanlış yeri işaret dedim ben. Bir saniye. Hemen bir daha bakıyorum. Ben neye göremiyorum? Hah, yarık yer burada. Şuradaymış arkadaşlar. Aynen. Gene bak görememişiz bak. Aslında burada. Arkadaşlar şu an hiç ses gelmiyor. Gerçekten kapatmış gibi gözüküyor. Doğruymuş yani yine burada. Ben biraz bu şekilde bekleteceğim. Yani tekeri açıp da yama yapmayla falan uğraşmaya gerek yok. Yani güzel bir sıvı yapmışlar. Bunu ben aracımda da kullanmayı düşünüyorum. Diğer şeylerle alakası yok arkadaşlar. Bu lastik tamir kitleri yok mu arabalar için? Kendi şişiriyor falan. Onun sıvısı kolay kolay temizlenmiyor diyorlar lastiğin içinden. Bunda öyle bir durum olmuyormuş. Bu gözeneklere tıkıyor sadece. Güzel bir ürün. Şu an lastiğim tamir oldu arkadaşlar. Biraz arkadaşlar ayrıca bu dıştaki yarıktan yarı haf ayırıp evde Dyson varmış. Dyson biliyorsunuz esnek ve kuvvetli bir tutucu, yapıştırıcı. Ondan bunun gözeneklerini doldurup yapıştıracağım. Bir gün donmaya bırakacağım. Yani bu yarığı da biraz kuvvetlendireceğim. Tut kızım bakayım bir. Hay bir kere. Tut bakayım şöyle. Şimdi şunun içinden şöyle alalım. Şunu elimizle ayırıyoruz. İçinin tozsuz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Heh. Şöyle. Bu çok kuvvetli bir esnek tutucu. Yani silikon gibi değil. Silikon bırakır. Suyu falan gördüğünde. Bunda öyle bir şey olmaz. Şöyle biraz sopayla da bastırıyorum. İçlerine kadar gitsin. Evet şöyle. Sonra yavaşçacık bırakıyorum. Şöyle sıvayalım. Bunun siyah renkli olanı da var. Siyah renkli olan olursa daha görsel açısından iyi olur ama zamanla bu burada görünmez hale gelir. Zaten dağda tepede kullanıyoruz motoru. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tamam. Şöyle sıvayalım güzelce. Şöyle göster bakayım. 10 numara oldu.